Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu özellikle bir takipçimiz sürekli benden istiyordu. Artık kendisini kırmadan bu videoyu da yapalım. Ramiz Dayı ve Tatar Ramazan gibi çeşitli film ve dizi karakterlerine ilham olmuş bir kesimin çok sevdiği ve dayı, baba gibi lakaplar taktığı, bir kesimin de tamamen seri katil olarak bildiği birinden, Abdullah Palaz'dan bahsedeceğim. Toplamda 43 kişiyi öldüren ve yüzlerce kişiyi yaralayan 48 yılda 38 farklı cezaevinde yatıp 4 kez idam cezası yiyen Abdullah Palaz, Türkiye'de seri katil denince akla ilk gelen isimlerden birisi. Abdullah Palaz'ın babası Kurtuluş Savaşı sırasında Antep direnişçilerindendi. Varlıklı bir ailesi vardı fakat ailesindeki kan davaları bitmek bilmiyordu. Çocuk yaşta kendisini öldürmekle görevlendirmişti. Silahsız yaşamıyordu. İlk cinayetini henüz çocuk yaşta, 12 yaşındayken işledi. Faili meçhul kalan bu cinayet sonrası Abdullah hasımlarıyla girdiği mücadelede 15 kişiyi öldürdü. Böylece cezaevine yolu düşmüş oldu. İlk adresi Konya cezaevi olacaktı. Daha sonra bu cezaevinde inanılmaz bir nam salarak Antep canavarı olarak anılacaktı. Konya cezaevine girdikten sonra da rahat durmadı. Rahat durmasına pek de imkan yoktu. Düşmanları ona rahat vermiyordu. Onunla uğraşıyordu. Bu cezaevinde yerli mahkumlarla yabancı mahkumlar arasında oldum olası bir sürtüşme vardı. Yerli mahkumlar yabancı mahkumlara hemen hemen hiç hak tanımıyordu. Bu durum Abdullah'ın yapısında olan bir insan için kabul edilecek bir durum değildi. Yerli mahkumlar idare ile de işbirliği yapıyor ve cezaevini cehenneme çeviriyorlardı. Ama Abdullah gibi bir mahkumun gelişi yerlileri rahatsız etti. Ondan hem çekiniyorlar hem de ona bir şeyler yapıp sindirmek gerektiğine inanıyorlardı. Yeni gelen mahkumların sevilmediği ve onlara bir gözdağı verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Kendi gibi Antepli hemşerileriyle 7 yoldaşıyla bir plan yapıp gardiyanlardan temin ettikleri bıçaklarla bir gece diğer efelerin koğuşunu bastı. Bu efeler uyuşturucu mafyalarına bağlıydılar. Abdullah öldürmeyecek darbelerle bu adamları yaraladı ve Konya'daki ilk vukuatına imza atmış oldu. Bu baskın yapılan koğuş Konyalı Efeler isimli bir grubun koğuşuydu. Baskın sırasında birçok kişi yaralanmıştı. Abdullah artık Antep canavarına dönüşüyordu. Bir ara aftan yararlanarak dışarı çıktı. Bu dönemde evlendi, hatta çocuğu bile oldu. Ama bu hayatı uzun sürmedi. Sanki normal bir hayat ona göre değildi. O adaleti sağlaması gerektiğine inanıyordu. Dışarı çıktığı dönemde memleketinde bir ağanın oğlunun çoban kızına cinsel saldırıda bulunduğunu görünce onu da vurdu. Neredeyse yarım asırlık mahkum hayatı böyle başlayacaktı. 1940'lı yıllardı. Afyon cezaevine sürgün edildi. Abdullah kendisiyle birlikte sürgüne giden 11 arkadaşıyla Afyon cezaevine geldiğinde gördü ki Afyon cezaevi Konya'dan da beterdi. Berbat bir cezaeviydi. Yabancıyı yalnız mahkumlar değil, idare de sevmiyordu. Haksızlıklar diz boyu olmuştu. Yerli mahkumlar acımasız, alabildiğine yabancıları ve yoksulları eziyorlardı. İdare ise Abdullah ve arkadaşlarına müthiş derecede düşmandı. Sanki tüm cezaevi bir yana, Abdullah ve arkadaşları bir yana olmuştu. İdare tüm disiplinini, acımasızlığını onlara gösteriyordu. Abdullah ise idarenin gözünde lakabının getirdiği gibi tam bir canavardı. Orada da aynı şekilde parmak hesabıyla gözdağı vermek için yanındakilerle koğuş bastı ama bu defa bir fark vardı. Parmak hesabını biraz kaçırıp birinin ölümüne neden oldular. Bir gece zincirde tutulduktan sonra oradan da Bursa'ya gönderildiler. Bursa cezaevi onun yaşadığı en zor hapishaneydi. Arkadaşlarıyla birlikte nakledildikleri gün boğazlarına kadar gelen dışkı dolu bir kanalizasyona kapatıldılar.
Bu da onlara verilen gözdağıydı. Abdullah Palaz 1.90 boyunda olduğu için pislik en fazla koltuk altına kadar geliyordu. Fakat boyu daha kısa olan arkadaşlarından pisliği yutmak zorunda kalanlar bile olmuştu. Burada tam 8 saat tutuldular. Daha sonra çıktıklarında üstlerinde tutulan azıcık suyla koğuşlarına geri gönderildiler. Abdullah'ın 3 arkadaşı burada hayatını kaybetti. Buradan çıktıklarında onlara yardım eden tek bir kişi vardı. Nazım Hikmet. Nazım'ın getirdiği suyla temizlenmelerine biraz bile olsa yardımcı oldu. Hatta onlarla sigarasını bile paylaştı. O, şair ne demektir, yazar ne demektir, tarihçi ne demektir bilmiyordu. Komünistliği ise hiç bilmiyordu. Ama Nazım'a vatan haini denmesi ağrına gitmişti. Böyle yiğit bir adam ona göre asla vatan haini olamazdı. O dev gibi adam gittikten hemen sonra gardiyanlar geldiler. Durumu kötü olan arkadaşları alıp götürdüler. Gardiyanlar üzerlerine pislik bulaşmasın diye arkadaşları çuval gibi bir şeylere sarıp sarmalayıp götürmüşlerdi. Abdullah Nazım'a neden içeride olduğunu sordu. Nazım'a neden vatan haini dendiğini merak ediyordu. Çünkü Abdullah vatan haini olan birini öldürebilirdi. Ama bu dev yiğit gibi bir adam olarak tanımladığı kişi ona yardım etmişti. Onu öldüremezdi. Nazım da ona şiirleri yüzünden olduğunu söyledi. Komünistliği anlattı ona. Abdullah Nazım'ın anlattıklarından hiçbir şey anlamamıştı ama onu çok sevmişti. Abdullah Palaz için Nazım Hikmet artık bir dosttu. Daha sonraları Abdullah Palaz, Nazım Hikmet'le aynı koğuşta kalırsa olay çıkarmayacağına dair bir söz verdi ve bu isteği de yerine getirildi. Aynı koğuşta kalmaya başladılar. Abdullah bu süre zarfında gerçekten de kimseye zarar vermedi. Nazım'la çok iyi arkadaş oldular. Nazım ona kendi şiirlerini okudu, neden komünist olduğunu anlattı. Abdullah haksızlığa dayanamadığını, garibanın elinden alınanlara, garibana yapılan zulme karşı geldiğini anlattı. Nazım ona onun silahla yaptığını, kendisinin kalemle yaptığını söylemişti. Birinin silahı, diğerinin kalemiydi. Böyle anlamışlardı birbirlerini. Bir süre mahkumiyet günleri böyle geçip gitti. Abdullah ne birini öldürdü ne de birine zarar verdi. Ancak Nazım Hikmet bir süre sonra başka bir cezaevine gönderildi. Böylece Abdullah Palaz yeniden olay çıkarmaya başladı. Karısı ve çocuğu onu ziyarete gelmişti. Çocuğunun adı Mustafa'ydı. Mustafa'ya kendi bildiği ve inandığı değerleri, tabiri caizse raconu öğretmek istiyordu. Görüşme esnasında yanlarında kendisine işkence eden cezaevi müdürü de vardı. Abdullah 13 yaşındaki çocuğuna müdürü göstererek konuşmaya başladı. Ona kendisinin kanını taşıdığını ve eğer onun kanındansa bu adamı en kısa zamanda yere sermesi gerektiğini söyledi. Bu konuşmanın üzerine eşi ve çocuğu hemen oradan uzaklaştırıldı ve Abdullah Palaz da hücreye atıldı. Hücreye atılmasının 11. gününde beklediği haber geldi. Oğlu Mustafa babasının isteğini yerine getirmişti. Müdürü pusuya yatırıp onu öldürmüştü. Başta cezaevi müdürü olmak üzere birçok kişinin ölümüne sebep olan Abdullah, Feriköy'lü Kabadayı isimli bir adamı da vurduktan sonra Sinop cezaevine gönderildi. O kendini haksızlara karşı gelen biri olarak tanımlıyordu. Onu Türkiye'deki cezaevlerinde tanımayan yoktu. Nasıl bir namı olduğunu herkes çok iyi biliyordu. İnsanlar kötü olmasaydı cinayet işlemeyeceğini söylüyordu. Ayrıca kendi deyimiyle o Abdullah dayıydı, baba falan değildi. ...1991 yılında şartlı salıverme yasasından tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra sanki dış dünyaya alışık olmadığı için yaşaması da mümkün değilmişçesine 9 ay sonra eceliyle hayatını kaybetti. Ölmeden önce ezbere bildiği tek şiir Nazım Hikmet'in bir şiiriydi. İlk önce Karşıyaka'ya gömüldü ama ardından cenazesi Gaziantep'e nakledildi. Ölümü duyulunca Türkiye'nin tüm cezaevlerinde resimleri duvarlara asıldı. Adına mevlütler okutuldu. Bu kadar can almış bir adam için cezaevlerinde tüm mahkumlar ağlamıştı. Oysa aldığı canların pek çoğu cezaevlerinde yatanların arasından çıkmıştı. Antep canavarı Abdullah Dayı olarak namlanan Abdullah Palaz birçok karaktere de ilham kaynağı oldu. Türk sinemasının en önemli filmlerinden olan Tatar Ramazan'ın ve Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden Ezel'in Ramiz Dayısı'nın esin kaynağı oldu.
kimine göre namus bekçisi, kimine göre bir şehir eşkıyası, kimine göre de Antep canavarı olarak adlandırılıyordu. Ama o canavar lakabının kendisine gazetecilerin taktığını söylüyordu. Bir gerçek vardı ki yaşadığı sürece o gerçekten Azrail'in öbür adı gibiydi. Dört kez idam cezası ve 740 yıl hapis cezası verilen Abdullah Dayı hayatının 48 yılını 38 farklı cezaevinde geçirdi. Bu sürede arkasında yüzlerce yaralı bıraktı. Her ne kadar hem o kendisini haksızlıklara karşı çıkan biri olarak tanımlasa da ve birçok kişi tarafından sevilse de bu durum onun seri katil olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Abdullah Palaz'ın hayatıyla ilgili çokça bilginin yer aldığı ve bizzat kendi ağzından söylediklerinin de olduğu bir kitap var. Eğer kendisinin hayatını merak ediyorsanız Turhan Temuçin'in Azrail'in öbür adı Antep Canavarı Abdullah Dayı kitabını da okuyabilirsiniz. Bu videoda Antep Canavarı lakaplı Abdullah Palaz'ı izledik. Abdullah Palaz gerçekten bir seri katil mi değil mi? Bu da tartışmaya açık bir konu. Aslında diğer seri katiller gibi yine bir hedef doğrultusunda insan öldürüyor. Mesela Abdullah Dayı da kötüleri öldürdüğünü söylüyor ve kötüleri öldürüyor. Bu da onun işlediği cinayetlerinin seri katil kategorisine girmesine sebep oluyor. Ama onun seri katil olmadığını, aslında kötüleri temizleyen, iyi bir insan olduğunu söyleyenler de var. Bununla ilgili fikirlerinizi de ben videonun altında görmek isterim. Artan teknoloji sayesinde 70'lerdeki, 80'lerdeki seri katiller kadar cinayet işleyemedi Nico Jenkins. Nico yakalandıktan sonra tüm dünyanın gündemine oturdu. Yüzünün her tarafını dövmeli olması, dilini ise bir yılan gibi kesmesi en ilgi uyandıran özellikleriydi. Ayrıca işlediği cinayetleri de Mısır tanrısı Apophis'e armağan etmesi onu çok daha popüler bir insan haline getirdi. Çünkü Nico Apophis için kendi penisini bile kurban etmişti. Nico Jenkins 16 Eylül 1986'da Omaha, Nebraska'da dünyaya geldi. Çocukluğunda annesi Lori ve babası David sürekli kavga eden bir ebeveyindi. Evde neredeyse her gün kavga vardı. Bu da aile içerisinde çocukları ciddi manada etkiliyordu. Ailenin Nico dışında 5 tane de kız çocukları vardı. Bütün aile suça inanılmaz meyilliydi. Hem annesi hem de babası ileriki yıllarda işlediği suçlardan mahkum edileceklerdi. Böyle bir ailenin içerisinde çocukların da normal olması beklenemezdi. Nico ilk suçuna 7 yaşında imza attı. Okula bir silah ile gitme suçundan ceza aldı. Bu arada kız kardeşleri de bölge polisleri tarafından tanınıyordu. Nico 11 yaşındayken katılmak zorunda kaldığı grup evinden de şiddet eğilimine devam ettiği için kovuldu. Gittiği evde sürekli diğer çocuklara saldırıyordu. O dönemde bazı çocukların sırtlarında kırbaç izlerine rastlanınca şikayetler üzerine yapanın Nico olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu dönemde okulu da bıraktı. Hayatını suç işleme üzerine daha da bu yaşta kuran Nico, ileriki yıllarda hayatının çoğunu hapishanelerde geçirecekti. Büyüdükçe suçlarını da büyütmeye başladı. 13 yaşındayken bıçaklı saldırı ve başka suçlardan Douglas County Gençlik Gözaltı Merkezi'ne kapatıldı. Haliyle annesinin bakımından alındı. Çocuğa artık devletin bakması gerekiyordu. 17 yaşında da bir okula iki silahla birlikte gitmekten yine yakalandı. Bu sıralarda araba çalmaktan da suçlanıyordu. Babasının itiraflarına göre kendisini de tehdit etmişti. Bu kez ilk defa hapishaneye gidecekti. Tabii bu suç makinesi çocuk hapishanede de rahat durmuyordu. 2003 yılında girdiği hapishanede kendisini daha da suç işlemeye odakladı. Tam 10 yıl bu hapishanede kalacaktı. Tabii suç makinesi Nico burada da rahat durmadı. Önce bir gardiyana saldırmaktan suçlandı. Sonra ise hapishanede isyan çıkarmaktan. Nico 2003 yılında girdiği hapishanede komple dış görünüşünü de değiştirdi. Artık yüzü dövmeliydi. Dışarıdan bakılınca korkunç bir yüz ifadesi vardı. Nico hapishanede geçirdiği sürede suç işleme ile ilgili her yöntemi öğreniyordu. Mesela tuvalet fırçasından bir silah yapmayı bile öğrenmişti. İçeride kurdukları çete ile hapishanede çete savaşları veriyordu. Bu yüzden birkaç kez de disiplin cezası aldı. Nico Jenkins hapishanedeyken psikopatlıklarına yenilerini ekledi. Mesela bunlardan birisi yılana benzemek için dilini kesmekti. Suratının her yeri dövmeli olan bu adam yılana benzemek için dilini bile kesmişti. Ayrıca hapishanede geçirdiği sürede inandığı Mısır tanrısı Apophis'e kurban vermek istiyordu. Apophis'e kurban olarak kendi penisini seçti ve hiç düşünmeden kesti. Tam 27 dikiş atıldı.
Apophis veya Apep diye bilinen Mısır tanrısı dev bir yılan formundaydı. Mısır mitolojisindeki yeri kaos tanrısı olarak geçer. Ayrıca şeytani yönünden dolayı da karanlığın tanrısı da denir. Karanlığın tanrısı olduğu için güneş tanrısı Ra ile sık sık savaştığı tasvir edilir. Ra'nın doğmak için her gün gittiği yerde Apep ile savaştığı anlatılır. Her gün bir kavganın yani kaosun içerisinde olan bir tanrı. Nico Jenkins de kendisini bu tanrı ile özdeşleştirmişti. Nico hapishaneden 2013'te çıktığında bu şekilde psikolojilere sahipti. Ve Temmuz 2013'te hapisten çıktıktan sonra sadece 2 hafta sonra öncekilere nazaran daha büyük suçlar işlemeye başladı. 11 Ağustos 2013'te sabah saatlerinde devriye gezen bir polis memuru Spring Lake Park'ta iki cesetle karşılaştı. İkisi de kafasından vurulmuştu. Juan Uribe Peña ve Kayiga Ruiz hem soyulmuş hem de öldürülmüştü. Faili meçhul cinayetlerle ilgili polisler delil ararken 19 Ağustos'ta bir cesetle daha karşılaştı. Yine sabah saatlerinde Curtis Bradford'ın cesedi bulundu. Curtis, Nico'nun cezaevinden bir arkadaşıydı. Nico bu cinayetlerde yalnız başına değildi. Yanında kız kardeşi Erika da vardı. Erika kurbanları soyuyor, Nico ise öldürüyordu. Öldürme sebebi kendilerini şikayet etmesinler diyeydi. Nico Jenkins'in son kurbanı ise Andrea Krueger'dı. Arabasını çalmak için yaklaştığı 3 çocuk annesi kadını hiç düşünmeden silahla vurarak öldürdü. Nico hapishaneden çıkar çıkmaz resmen terör estirmişti. Polis o sırada cinayetleri araştırmaya devam ediyor ama doğru düzgün bir delil de bulamıyordu. 30 Ağustos'ta Nico Jenkins bir tehdit suçlamasıyla yakalandı. Yakalandığı sırada cinayetlerle ilgili araştırmalar da devam ediyordu. Polisler ise Nico'ya dair bazı delillere ulaştı bu sıralarda. Kamera kayıtlarına göre son kurban Andrea'nın öldürüldüğü yerde görülmüştü. Ayrıca Nico bir yerden silah alırken de kameralara yakalanmıştı. 30 Ağustos'ta yakalandıktan sonra arkasından gelen delillerle ilgili 8 saatlik bir sorgulamanın ardından 4 cinayeti de itiraf etti. Bütün cinayetleri Apophis'e kurban olarak adadığını söyledi. İtirafının ardından 4 cinayetten dava açıldı. Davalar başlamadan hemen önce yargıcı da el yazısıyla cinayetlerin ayrıntılarını bir mektup halinde gönderdi. Mektupta inatla işlediği suçların Apophis'e bir armağan olduğunun altını çiziyordu ve bunu davaların seyrini değiştirmesi gerektiğini söylüyordu. Duruşmalar sırasında ayrıca hapishanede kalmasının şizofrenisini arttırdığını da söylüyordu. Psikiyatrlar incelemelerinden sonra akıl sağlığının yerinde olmadığı, çok tehlikeli bir psikopat olduğunu söylediler. Toplum sağlığı için kesinlikle dışarıya salınmaması gerekiyordu. Duruşmalar devam ederken garip hareketleriyle popüler bir insan haline geldi. Mahkemeye verdiği bir dilekçeyle avukat istemeyip kendisini savunacağını söylemişti. Bu da mahkeme tarafından kabul edilince tüm duruşmaları bir şova çevirmeyi başardı. Nico duruşmalar sırasında birden ulumaya başlıyor veya kahkahalar atıyordu. Nico Jenkins'in akıl sağlığı yerinde olmadığı için verilecek suçu algılayamayacağından dolayı süresiz olarak cezaevine gönderildi. Karar daha sonra verilecekti. Cezaevindeyken sık sık doktorlar tarafından tedavi ve terapi uygulanıyordu. Yıllar sonra 3 hakem heyeti tarafından Mayıs 2017'de idam cezası ve 450 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bugün 34 yaşında hala hapishanede yaşamakta olan Nico Jenkins idam edileceği günü beklemektedir. Bugünkü videomuzda Kayseri'den Hamdi Kayapınar'ı izleyeceğiz. Hamdi Kayapınar da yine sizden çok çok fazla istek alan videolardan birisiydi. Hamdi Kayseri şehrinin kanal boyu bölgesinde dehşet saçmıştı. Kendisini bir avcı olarak görüyordu. Karşısındaki kurbanları da onun bir avı olarak görüyordu. Ayrıca bu olayları yapmasının sebebinin de mobilyacı seri katil olan Seyit Ahmet Demirci ile girdiği iddia yüzünden olduğunu söylüyordu. Hamdi Kayapınar 1980'de Kayseri'de dünyaya geldi. Hamdi babasının ilk evliliğinden olmuştu. Babasının ilk eşi resmi nikahlıydı, ikincisi ise dini nikahlıydı. Yıllarca Hollanda'da işçi olarak çalışmış ve ülkesine dönmüştü. Sert bir mizacı vardı. Bu sert mizacı özellikle Hamdi'ye karşıydı. İyi bir para kazanamıyordu ve hıncını Hamdi'den çıkarıyordu. Hamdi evde sürekli dayak yiyordu. Çocukluğu bu şekilde geçiyordu. Yediği o dayaklar yıllar içerisinde onun psikolojisini çok kötü bir şekilde etkiledi.
dayak korkusu başka insanların sonu olacaktı. Hamdi evde dayak yerken 4 yaşındaki kardeşi babası tarafından hep seviliyordu. Henüz 14 yaşında olan Hamdi, kardeşinin bunlara sebep olduğunu düşünmeye başladı. Ona göre kardeşi ufak diye babası onu seviyor ama kendisini sevmiyordu. Hep hor görülüyordu. Bu durumu kafasına o kadar taktı ki sonunda 4 yaşındaki kardeşinin canına kıymayı bile düşündü. Bu düşüncesini ortaya koyduğunda artık kardeşi yaşamıyordu. Bahçelerinde onu boğduktan sonra kuyuya attı. Tabii ki çok fazla zaman geçmeden her şey ortaya çıktı. Sonunda Hamdi Kayapınar daha 14 yaşındayken ilk cinayetini işleyerek Ankara Keçiören Islah Evi'ne gönderildi. Oradan sonra Sinop Cezaevi'ne nakledildi. 4 yıl hapis yattıktan sonra 1998 yılında 18 yaşındayken serbest kaldı. Türkiye gündemini meşgul edeceği günler çok yakındı. Hamdi hapishaneden çıkar çıkmaz silahlara merak duymaya başladı. Gençliğini içeride geçirdiği için bir mesleği yoktu. Para kazanması gerekiyordu. Meslek olarak sıradan insan gibi bir yol seçmedi. Onun mesleği avcılıktı. Daha hapishaneden çıkmasıyla yeniden suça karıştı. Av tüfeği satan bir dükkanı soyarak tüfek sahibi oldu. 30 Mart 1998'de Yaşar S. evinin önünde arabasından inecekti ki kafasının arkasından ölüm geldi ve onu buldu. 46 yaşındaki adam oracıkta hayatını kaybetmişti. Cinayet eve geç kalması sayesinde eşi tarafından ortaya çıktı. Eşi kocası eve gelmeyince camdan dışarıya baktığında adamın arabasını gördü. Hiçbir hareket olmayınca aşağıya inerek arabaya bakmak istedi. O sırada camların kırılmış ve kocasının arabada olmadığını gördü. Polisler bölgede yaptıkları araştırmayla sabaha karşı Yaşar Sey'in cansız bedenini Kayseri Kanal Boyu bölgesinde buldu. Burası arabasının durduğu yerden çok uzaktı. Anlaşılana göre buraya sürüklenerek getirilmişti. Olay yeri inceleme ekipleri kurbanın arabasında delil aramaya koyuldu. Aramalarda ilk anda çok önemli detaylar bulundu. Yaşar S'ye ait olmayan bir parmak izi ve bir tane boş av tüfeği fişeği vardı. Parmak izinin sahibi muhtemelen katildi. Olayla ilgili haftalarca, aylarca arama yapılmasına rağmen parmak izinin sahibine bir türlü ulaşılamadı. Dosya tozlu raflara kaldırılmak zorundaydı. Hiçbir hareket yoktu. Kayseri halkı da bu durumdan çok rahatsızdı. İlk olaydan tam bir yıl sonra bir av tüfeği dükkanı daha soyuldu. Dükkandan iki tüfek ve onlarca fişek çalındı. Polisler bu iki olayı birbirine bağlayamadılar. Sıradan bir hırsızlık gibi duruyordu. Bir yıl sonra yapılmış bir soygunun bağlantılı olduğu kimin aklına gelebilirdi? Bu soygundan bir ay sonra İbrahim de gece yarısı bisikletiyle evine dönerken kanal boyunda merminin hedefi oldu. Kanalın diğer tarafından kendisine doğru ateş açılmıştı. İbrahim ağır yaralı bir şekilde bisikletinden yere yığıldı. Ateş eden kişi hedefini öldüremediğini biliyordu ama onunla ilgilenmeyi bırakarak yoluna devam etti. İbrahim'in vurulmasından hemen 3 gün sonra kanal boyunda bu kez de işçi olarak çalışan Bünyamin S. vuruldu. Şansına o da uzak mesafeden mermilere hedef olmuştu. Bu sayede yaralı olarak kurtulmayı başardı. Polisler 3 gün arayla yaşanan yaralama olaylarından dolayı kanal boyunu komple aramaya karar verdiler. Hiçbir iz yoktu. İki yaralı kurbanda saldırganı görmemişlerdi. Bu yüzden bir eşkal veremediler. Ama kanal boyunda daha kötü şeylerin olacağı yavaş yavaş belli oluyordu. Bölgede oturan herkes erkenden evine giriyordu. İnsanlar hedefsiz bu şahıstan korkuyorlardı. Durum epey ciddiydi. İnsanlar iş çıkışı gruplar halinde yürüyordu. Tabii bu bir süre sonra bitti. Bazıları evlerinin pencerelerinden saldırganı gördüklerini iddia edip eşkal tarif etmeye çalışıyorlardı. Son bilinene göre 1.90 boyunda esmer ve iri yapılı bir adamdı. Kısa zaman sonra halk biraz sakinleşince saldırgan yeniden ortaya çıktı. Sabaha karşı işten çıkmış evine gitmekte olan 52 yaşındaki gece bekçisi Memiş de son gecesini yaşamıştı. Sabah saatlerinde cansız bedeni kanalın içinde bulundu. Ceplerindeki tüm paralar alınmıştı. İki yaralama olayında da olduğu gibi kovan bulunamadı. Kanal boyu bölgesindeki insanların korkusu daha da artıyordu.
artık herhangi bir basit saldırı gibi değildi. Ortada gerçek bir katil vardı ve durmayacaktı. Bir hafta sonra başka bir olay daha oldu. İbrahim G. kanal boyuna yakın benzin istasyonunda çalışıyordu. Gece yarısı müşteriler azalınca içeriye girmiş, televizyon izliyordu. Karanlığın içinden kötülük onu da bulmuştu. Cama yaklaşan bir kişi camın arkasından elindeki tüfeği ateşledi. Sabahın erken saatlerinde yakıt almaya gelen bir müşteri onun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polisler çalışanın cüzdanının çalındığını gördü. Olay yerinde de hiçbir ipucu yoktu. Kayseri polisi teyakkuza geçti. Her yerde katili arıyorlardı ama elleri de boştu. Olayın arkasında bulunan şahıs asla delil bırakmıyordu. Bu yüzden polislerin 24 saat devreye gezmesi kararlaştırıldı. Polisler sürekli sokaklardaydı. Tam bu sırada bir vatandaş kanal boyunda bisikletiyle gezen, sırtında tüfek olan bir adamı polislere bildirdi. İşte aradıkları adam bu olabilirdi. Devriye polisleri hemen ihbara cevap vererek kanal boyuna gitti. Gerçekten de böyle bir adam vardı. Polislerden birisi bisikletli şahsa dur ihtarında bulundu. Ama adam dinlemedi bile. Daha sonra koşuşturma başladı. Bisikletli şahsın önünü bir polis memuru kesmeyi başardı. Adam hiç beklenmedik bir şekilde tüfeğine sarıldı ve ateş etti. Polis bacağından yaralanarak yere yığıldı. Bölgeye korku salan adam polislerin elinden kurtulmayı başarmıştı. Kurtuldu ama bu kez önemli bir ipucu yakalandı. Şüpheli şahıs insanların anlattığı gibi iri yapılı dev bir adam değildi. Aksine 1.65 boyunda kısa birisiydi. Belli ki halk saldırganı efsaneleştirmişti. Kayseri polisleri adamı aradığı sırada önemli bir şey de öğrendiler. Olayların yaşandığı zamanda Amerika'dan gelen bazı kriminologlar seri katil üzerine konferans düzenlemişlerdi. Kayserili dedektifler konferanstan sonra karşılarındaki şahsın seri katillik tanımına uyduğunu fark ettiler. Şehirlerinde bir seri katil vardı. Öğrendikleri önemli bilgilerden birisi seri katiller nasıl bulunurdu? Öncelikle bir profil oluşturulması lazımdı. Psikiyatrların oluşturduğu profile göre genç ve bekardı. Elinde bir tüfekle birlikte rahatça evden gece yarısı çıkabiliyordu. Demek ki tek başına yaşıyordu. Ayrıca arkadaşı da yoktu. Yalnız bir hayat sürüyordu. Ailesinden şiddet görmüştü. Özellikle ailesinden birinden intikam alıyordu. Bu yüzden acımasız davranıyordu. Sabıkalıydı. Daha da önemlisi yakalanana kadar durmayacağını bildirdiler. Neredeyse 2 sene boyunca hiç hareket olmadı. Tam bir seri katil davranışı olarak durulma dönemine mi girmişti? Araya biraz zaman koyması gerekiyordu. İşte o zamanı kullanıyordu. Ta ki yeniden kana susayıncaya kadar. 9 Şubat 2001'de 3 erkek bir arabada kafalarından vurulmuş olarak bulundu. Adam yeniden ortaya çıkmıştı. Bu kez 3 kişinin aynı anda yaşamına son vermişti. Olay yeri ekipleri boş bir kovan buldular. Bu önemli bir delildi. Dedektifler oluşturulan profil ışığında tüm sabıkalı erkekleri incelemeye almak istiyorlardı. Ama rakam çok yüksekti. Bunu yapmak çok zordu. Bu yüzden başka bir yol düşünmeye başladılar. Aradıkları seri katilin 2 yıldır ortalıkta olmamasını bir yerlere gitmiş olabileceğine bağladılar. Bu çok akıllıcaydı. Hemen ciddi bir arama çalışması başladı. 2 yıldır Kayseri'de kim yoktu? Karşılarına o süre zarfında askere gitmiş olan Hamdi Kayapınar ismi çıktı. Tabii ki başka insanlar da askere gitmişti. Ama 22 yaşındaki Hamdi, seri katil için oluşturulan profile tam uyuyordu. Sabıkalıydı. Sabıkasından birisi av dükkanı soymaktı. Bekar ve işsizdi. Profil oluşturmanın önemi ortaya çıkıyordu. Kayserili iki dedektif Hamdi Kayapınar'ın annesi ve kız kardeşiyle yaşadığı eve gitmeye karar verdi. Gece saatinde gittikleri evin kapısını çaldılar ve açan olmadı. Sabah yeniden buraya gelerek adamı sorgulamak istiyorlardı. Yeniden geldiklerinde bir komşu, Hamdi ve ailesinin dedektiflerden sonra evden ayrıldıklarını ve Hamdi'nin koltuk altında uzun bir şey gördüğünü söyledi. Cinayet masası dedektifleri aradıkları adamı bulduklarını düşündüler.
Ama anne ve kız kardeşi eve dönmesine rağmen Hamdi ortalıkta yoktu. Eve gelmiyordu. Polisler de 24 saat evi gözetim altına almışlardı. Bu sırada adam hakkında araştırmalar da devam ediyordu. 1998 Nisan ayında Hamdi bir av dükkanını soymaktan tutuklandı anlaşıldı. Hemen evin aranması için izin çıkarıldı. Evde yapılan aramalarda kurbanlara ait bazı nesneler bulundu. Ayrıca kanlı bir pantolon da vardı. Ama tüfek yoktu. Kız kardeşi dedektiflerin geldiği o gece abisinin tüfeği kanal boyunda bir yere gömdüğünü itiraf etti. Polisler eşliğinde kız kardeşin işaret ettiği yer kazıldığında gerçekten de tüfek ve fişekler buradaydı. Adli tıpa gönderilen pantolonda son olayda hayatını kaybeden Cafer Şeyh'in kanı tespit edildi. Her şey netleşti. Artık Hamdi Kayapınar yakalanıp tutuklanmalıydı. Polisler her yerde onu arıyordu ama Hamdi ortalıktan kaybolmuştu. Sonra çok ilginç bir şey yaşandı. Hamdi Kayapınar yanında dayısıyla birlikte karakola girerek kendisinin arandığını söyledi. Hamdi aslında kendisini aklamaya gelmişti. Polisin elindekilerden habersizdi. 3 gün süren sorgulamalar boyunca her şeyi reddetmesine rağmen olaylarla ilgili deliller kendisine sunulunca cinayetleri kabul etmeye başladı. Yaptıklarını tek tek polise anlattı. Polislere kendisinin bir avcı olduğunu söylüyordu. O bir avcı, öldürdükleri de avdı. Onlardan aldıkları da avdan hak ettiği ganimetlerdi. Canına kıydığı insanları ona zarar vermesin diye öldürdüğünü söyledi. Yani aslında kurbanlarından korkuyordu. Babasının ona davranışı buna sebep olmuştu. Hamdi çıkarıldığı mahkemede 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hamdi Kayapınar işlediği suçlardan sonra denetimli serbestlik yasasıyla 2017'de yeniden serbest kaldı. Dünyaya geldiği eve döndü. Tahliye olduktan sonra normal bir yaşama ayak uydurmaya çalışıyordu. Kırmızı bisikletiyle işe gelip gidiyordu. Ama onun yolu bu değildi. O artık başka bir tarafa geçmişti. Dünyaya ayak uydurması imkansızdı. 2 Nisan 2018'de yeniden birisinin canına kıydı. Melik Gazi ilçesinde özel bir villada güvenlik olarak çalışan Sami Y'nin tabancasını çok beğenmişti. O tabancaya sahip olmanın tek yolu emekli uzman çavuşun yaşamına son vermekti. Hamdi kendisine engel olamayarak pompalı tüfekle istediği şeyi yaptı. Güvenliği öldürdükten sonra tabancasını da alarak uzaklaştı. Kamera kayıtlarında kar maskesi takan bir adam vardı. Polisler kim olduğunu tespit etmek için 950 saatlik görüntü izledi. Sonunda sokaklarda kırmızı bisikletiyle gezmekte olan seri katil Hamdi Kayapınar'a ulaşıldı. Olaydan 4 gün sonra Hamdi yeniden yakalandı. Yakalandığı evde yapılan aramalarda güvenlik görevlisinin eldivenleri ve tabancası keşfedildi. Polislere verdiği ifadede sadece tabancasını çok sevmiştim dedi. Hamdi Kayapınar yeniden mahkeme karşısına çıkarılarak bu kez şartlı tahliye olmaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hamdi'yi durduracak tek şey buydu. Şu anda da hapishanede cezasını çekmektedir. 2021 yılının geçtiğimiz aylarından olan Ağustos'ta Yargıtay mahkemenin verdiği kararı da onadı. Hamdi Kayapınar tam bir seri katil profiline sahip birisi. Zaten onu yakalatan da
seri katil profiline sahip olması. Bu tarz kriminal olaylarda profil oluşturmasının değerini video içerisinde gördük. Amerikanlar bu profil oluşturma konusunda çok iyiler. Çünkü onlar sürekli bu tarz olaylarla karşı karşıya kalıyorlar ve bunlara karşı bir önlem alabiliyorlar. Türkiye'de profil oluşturmanın değerini biz bu davada izlemiş ve görmüş olduk. Hamdi Kayapınar bu doğru teknikler sayesinde yakalanmış oldu. Ve videoda Hamdi'nin profiliyle ilgili bahsettiğimiz bölümde de gördüğünüz gibi tam bir nokta atışıydı. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.